Tamam. Bir satıcı ile bu satıcının mal aldığı toptancı arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Satıcı, senden aldığım malı ATL'den satarsam %20 zarar ediyorum. Tamam. Toptancı, sıfır zam. O zaman BTL'den sat. o zaman Ha. o O zaman BTL'den sat, %20 kar et. adam posta Tamam. atmış direkt O bak. zaman diyor ki A bölü B diyor. Tamam, 80 bölü 120. Geç geç. 2'ye böl 4. 2'ye böl 6. 2'ye böl 2. 2'ye böl 3. 2 bölü 3. Doğru. Tamam, ben Tamam. çözüm yapmıyorum. Geçeyim. Aynen. Tamamdır, geçtim. Buyur. Bir mağaza sattığı bir ürünün fiyatını %30 karla, dur hemen yazalım. Tamam, %30 karla 195 TL'ye satıyor. Yani 130x eşittir 195 TL. Okay. Olarak belirleniyor. Ama satışlarının istediği gibi gitmemesi sebebiyle ürününün yeni fiyatının maliyet fiyatı üzerinden %20 indirimle belirliyor. Dur, anlamadım. İstediği gibi gitmemesi sebebiyle ürünün yeni fiyatını maliyet fiyatı üzerinden %20 indirimle belirtiyor. Hangisi o kedi? Bak. Benim için soru yok. Benim için sıkıntı yok. Sesin gelmiyor Melike şu an. Mikrofonu uzaklaştırdın galiba. Şu an geliyor mu? Şu an duyuyorum, evet. Tamam, böyle kalsın. Evet, hadi bakalım, buyur. Gitmemesi ürünün yeni fiyatını maliyet fiyatı üzerine %20 indirimle belirliyorsa buna göre malın yeni fiyatı kaç TL'dir diyor. Şimdi normalde bu 130x demiştim ben buna. Güzel. 130x'i Tabii buradan 195 TL'ye maliyeti satılıyor. hemen şöyle bir maliyeti 100x olarak aldın. %30 karlı fiyatına %30x Evet. dedin. Kesinlikle. Evet. Ondan sonra 130x eşittir 195 Çok dedim. güzel. Tamam. Şimdi ben buradan x'i bulmaya çalışacağım. Aynen. Şöyle 5'e böldüğümüz zaman bakıyorum şu an. 49. Tamam. 49, 7'ye bölünür. 49 değil galiba ya, dur. 39. 39. 3, 39. 15, 45, 39. Aynen. 39. Aa, 13'e de bölünüyor değil mi? Hmm. Hı. 3 Tamam. bölü 2. Tamam. X'i ben 3 bölü 2 buldum. Sonra bana ne diyor? Ürünün yeni maliyeti fiyatının maliyet fiyatı üzerinden %20 indirimle, yani 80x'e satacağına göre Çok güzel. 80, 3 bölü 2, 2'ye böl 40, 40 kere 3 de zaten 120 TL yapar. Çok güzel. 120. Doğru. Tamam. Problem galiba yok. Buyur. Hayır, hayır yok. 2019 TYT. Ben bunu dün çözdüm ben. Şey dedi mi o? Ha, tamam. 18. soru. TYT yazmışım değil mi orada da? Notlarda. TYT 2018 yazıyor Ha, burada. 18. Ha, yılını yazmış Hı. yazmışım. Tamam, Hı. 2018. Belirli bir bölgede ev varsa alım satım işlemi yapan Ali Bey'in bu işlemde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Ali Bey 450 bin aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamı ile bir arsa almış ve sonra bu arsayı da satmıştır. Tamam. Şimdi 450 liraya ben 3000 liradan hepsine ev alacağım. Değil mi? Aha. Tamam. Ben onu yaptığım zaman benim elimde ne kadar para oluyor biliyor musunuz? 150 tane evim oluyor. Tamam, anladım dediğini. Dediğin Ondan doğru. sonra tamam, şöyle yapalım. 150 tane ev almış oluyorsam, sonra ben bunları satacağım zaman 150 ile şeyi çarpacağım. 3200'ü. Tamam. Onu da çarptığın zaman bayağı büyük bir sayı çıkıyor. Daha dün çözdüm çünkü, çok iyi hatırlıyorum.
Şey 400 200 30 bin 480 bin yapar galiba. Aynen 480 bin yapıyor. Tam. Son bu 4'ten 480'i 480 ne? Aynen 400 800'ü 800 bini bana diyor ki zaten bir evin satışına elde ettiği paranın tamamıyla bir de arsa almış ve bir de arsaya satmış diyor. Bu 400-800'ü. 400-800 ne ya? 480 bin. Ha, 480 konuşamadım. 480 bin liranın hepsine de gidiyor arsa alıyor. Sonra bu aldığı arsa parasıyla şey yapıyor. Tekrardan satıyor. O satışla karnı arasındaki fiyatı sorduğu için bana şöyle bir yol izliyorum. Tamam işte onu da 2000'e böleceğim. Elimde 480 TL olduğu için onu 2000'e böleceğim. Böldüm. 2000'e böldükten sonra kaç tane evim yapıyor? Bir saniye. 24 ben yazdım. Tamam 24 tane ev yapıyor. Şimdi ben bu 24'ü de 25 binle çarpacağım. Aldığım fiyatla şeyi çıkarttığım zaman arada 120 bin lira fark oluyor. Evet. 600 bin lira para kazanmış. 480 bin lirası vardı. 600 bin, 120 bin gayet güzel oluyor. Cevap bu. Aynen. Tamam. Altındaki soru. Aha. Hocam ben buraları yaptım. Gene de yapalım mı? Aha. Yo, sen yaptıysan ben direkt geçeyim. Vakit harcadığımıza değmez. Tamam. Yaptım. Bunu yapabildin mi? Bir satıcı aldı bir mal toplamı belirli fiyatın %16'sını alıp. Evet yaptım. Aldı bakalım mı? Tamam. C buldun değil mi? Bu soruda genelde öğrenciler yanılır da o yüzden diyorum. Hayır ben asla yanılmam. Doğru yaptım. Vay. İyi %25 bulduysan bana sıkıntı yok. Geçebiliriz istiyorsan. Evet. Güzel. Geçelim mi? Bakmamı ister misin? Gördüm. Evet, gördüm. Geçelim. Ben de ilk önce zaten %21 diyecektim. Sonra dedim hep ki, onu diyorlar zaten. %21 diyorlar cevabına. Tufaya burada düşüyorlar zaten. Pekala. Evet. Konu öğretme amacıyla verilen sorulardan bir tanesi. Yaptın güzel. Ne güzel. Aynen. Bu? Dur bakayım. %69 değil mi? 69'u ben yaptım ya. 169 yok, sorusunu. Yapmamışım. Burada yapmış olmam lazım. Yapmamışım ya. Göremedim. Yapmamışım hocam. Kaçıncı soru? Soru numarası sıralaması mı farklı? Evet. Zaten ben bir iki sorunun yeri çok uygun olmadığı için değiştirdim. Sendeki soruya uygun giderim ben. Sen soruyu okuyabilir misin bana? Sıradaki soruyu. Tamam. Tamam. Bir saniye. Biz buradaydık. Beşten sonra şey vardı. Satış fiyatı %20 karla 60 TL var. Onu da yaptım. 150 liralık olanını yaptım. En başta yazan. Sonra %20 indirim yapılıyor. Sonra tekrardan %20 indirim yapılıyor. Onu da yaptım. Son 7. soruyu da yaptım. %40. Şunları geçiyoruz o zaman. Doğru mu? 25'i. Şunu yaptın mesela. Evet. Bir mal etiket fiyatı üzerinden. Bir mal etiket fiyatı üzerinden %4. Bunu yapamadım. Tamam. Evet. O zaman istersen ya tekrar düşün ya da ben direkt çözümüne başlayayım. Ne dersin? Tamam. Tekrardan düşüneyim hemen. Olur. Bekliyorum. Ama şeyi bulamadım ben ya soruyu. Bunu mu? Evet. Tam buldum burada. Yapmışım. Yapmışsın pekala. Limon sorusu var. Onu da yaptım. Güzel. Bu? Yapmadım. Tamam. Buyur. Kaçın soru olduğu yazmıyor değil mi sizde hocam? Bu çok yakındadır ya. Bir önce bir sonraki sorulardan da çok ciddi sıra değişikliği yok sorularda. Neyle başlıyor? Bir satıcı. Ha. Böyle beşi falan. Yok ya. Malın yüzde göremedim hocam. Gittiniz. Hemen bakıyorum. Bir satıcı.
27. soru alabilme durumu var mı? 27 civarında. Hemen bakıyorum hemen. 27, 26 civarındadır. Evet. Tamam, buldum hocam. Tamam. Hemen limonun altındaki, evet. Tamam, buyur. Şimdi bir satıcı tezgahtaki ürünlerin etiket fiyatlarını belirli bir oranda kar koyarak belirliyor. Tamam. Ama etiket fiyatlarını belirlerken yaptığı bir hata sebebiyle ürünlerinden birinin 6 tanesine verdiği parayı 4 tanesinin satışından kazandığını fark ediyor. Ürünlerden 6 tanesine verdiği parayı. Ufak bir düzeltme var. Ürünlerden 6 tanesine verdiği parayı. Bir daha bakayım şurayı. Ama etiket fiyatları belirlerken yaptığı bir hata sebebiyle ürünlerden 6 tanesine verdiği parayı 4 tanesinin satışından kazandığını fark ediyor. Buna göre satıcının yaptığı hata sonucunda bu üründen elde ettiği kar yüzde kaçtır? Şimdi 6 tanesine verdiği parayı 4 tanesinin satışından kazandığını fark ediyor. Ben burada nasıl yapacağım? Bakalım beraber? Evet, bakalım. Tamam, bak birkaç tane yol yapılabilir. Burada birinci yol şöyle bir şey olabilir. En güzeli bu, bana sorarsan bu olacak. Kardeş bak, bu vatandaş 6 tane ürün almış. 4 tanesini sattığında zaten verdiği parayı kazanmış oluyor. Yani bu adam 6 tane alıp 4 tane sattığında 4 tane ürünün parasıyla zaten verdiği parayı çıkardığı için 2 ürün elinde kalmış oluyor. Yani adam 2 tane ürün kârda olmuş oluyor. Evet. 4 tane sattığında 2 tane kârda kalıyorsa, 4 tane satıldığında 2 ürün kârı varsa, 100 ürün sattığında ne kadar kârı vardır ki? Yarısı olduğu için %50. En güzeli bu olur. Aklına yattı mı? Yattı ama. Daha somut bir yol da vereceğim şimdi. Buyur. Ama. Tamam. Ya şimdi hani 6 tanesini verdiği parayı 4 tanesini satışından kazandım fark ediyorsa. Aha. Zaten orada evet 2 tane hala zaten kazanmaya devam ediyor. Yani evet, o ürünü tabii ki satacak bu adam. Kendine bırakmayacak ki. Onu o ürünü satacak. Hani 4 tane de 2 tane kar ediyorsa yüzde kaç tane kar ediyor? Tamam. Diğer yol. Bir ürün attım 100 lira olsun. Hı. Bu adam 6 ürün aldığında 600 liraya mal eder bu adam, bu maliyeti. Ama 4 tane ürünü de 600 liraya satıyorsa. Hah, ama diyor ki adam 4 tane ürünü 600 liraya satıyor. O halde bir tane ürün 4 tanesi 600 liraya satıldığına göre bir tane ürün 150 liradan satılıyor demektir. Tamam. İyi de adamın elinde 6 tane ürün yok mu? 6 tane ürünü tanesi 150 liradan satarsa 900 lira para kazanır. Hı hı. Adam kaça mal etti? 600'e. 600'e. Kaça kaç kazandı? 900. 900'e 300 lira kâr etmedi mi? Aynen. 300 lira kârı varsa bu adamın, şöyle aldım. 300 TL kârı var. 600 lirada 300 lira kârı var bu adamın. Yarı yarıya. Evet. %50. Evet, doğru, tamam. Bence tamam. Birinci yol daha güzel ama tabii ikinci yol biraz daha somut oluyor bu yola göre. Tamam, oldu. Pekala. Geçiyorum. Evet. Ha, ben sana istersen Melike bu videoları daha sonra göndereceğim. Bunları ben birleştirip montajlayıp sana göndereceğim. Bir yere atarım, sen indirirsin istersen. Tekrar izlemek istersen. Tamam, olur. Olur. Teknoloji ya, kullanıyoruz bak. Tamam hocam. Gönderiyorum ya, videoları falan gönderiyorum. Ya tekrar izlemek isterlerse diye. Tekrar amaçlı gönderiyorum. Buyur. Sıradaki soru bu galiba. Aynen doğru. Bir mağaza dur. Bir mağazada tüm gömleklerde etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapılmıştır. Ayrıca mağazada satışları arttırmak için iki gömlek alan müşterileri ucuz olan için indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha uygulamıştır. Bu mağazadan fiyatları farklı iki gömlek alan bir müşteriye her bir gömlek için etiket fiyatları üzerine eşit miktarda hiçbir şey anlamadım hocam. Gömleklerde etiket fiyatı üzerinden %20. Tamam. Şimdi bütün ürünlerde zaten %25 indirim yapıyor. Ben onu bir yazayım. Anlamıyorum. Şöyle. %25 indirim yapıyor zaten. Ayrıca mağazada satışları arttırmak için İki gömlek alan müşterilere ucuz
alanı olanı için indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha yapıyor. Ama diyor ki hangisi ucuzsa diyor onu yapacağım diyor. Tamam. Ucuza artı bir de ne? %20 indirim. Kabul. Uygulamıştır. Bu mağazadan fiyatları farklı. İki gömlek alan bir müşteriye her bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim yapılmıştır. Bir müşteri her bir gömlek için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim. Bu müşteri mağazaya toplam 90 TL ödediğine göre müşteri yapılan toplam indirim kaç TL'dir? Yardımcı olayım mı? Ya da yol Hayır. göstereyim mi? Şöyle bir şey desem. Tabii buyur. Şimdi normalde benim 100x desem atıyorum. Şimdi bütün ürünlere ben zaten %25 indirim yapıyorum. Bu 75x oluyor. Evet. 75x oluyor. Fiyatları farklı Melike, kalıyor. ufak bir şey söyleyeyim. Sen bak bunun üzerine kurarsan götürürsün bu soruyu. İki tane Tamam. fiyatı Artı bir de farklı. 120 yapıyor. Efendim? Artı bir de 120 yapıyor desem olmaz mı? Artı %20 indirim daha yapıyor değil mi? Onu Evet. kastediyorsun galiba. Aha. Şimdi 75x üzerinden mi indirim yapacak? Diğer 75'ten. gömlek üzerinden mi? Bak iki gömlek 75'ten. fiyatı var. Biri 100x dedin ama fiyatları farklı dediği için gömleklerden bir de diğerini seçmemiz lazım Melike. İki farklı malzeme olduğu için birinin fiyatı 100x, birinin fiyatını 100Y alarak böyle devam edebilirsen götürürsün bu soruyu. Tamam. Tam diğerine de 100 diyeyim. O da zaten %25'lik indirime giriyor. Tamam, evet doğru yazdım. O da 75 oluyor. Biri de 75x. Sonra bana diyor ki alan bir müşteri her bir gömlek için etiket fiyatları üzerine eşit miktarda indirim yapılmıştır diyor. O zaman ya şöyle 75x artı 75 ya 90. Hayır. Burada bak ucuz olan gömlek için %20 ekstra bir kere daha indirim yapacaklar bu adama. Ucuz olan gömlek kim bilmiyorum da ben buna yazdım. Çok fark edecek bir şey değil. Tamam. O Bunun zaman üzerinden 75 %20, 20 daha. kaç? %20 mi indirim yapacak? Aha. O zaman şöyle yapsam. Tat gittin. 5'e böldüm. 2. 5'e bölüm 15. 13 mü? Dur. 75'i 5'e böldüm. 15. Tamam. 15. 2'ye böldüm 4. 4 kere 15. 4. Şöyle 2. 60. Aha. 60. Tamam. Ondan sonra müşteriye yapılan toplam indirim %kaç TL'dir? Bu müşteri mağazaya toplam 90 TL ödemiş. Bir bilgi burada var. Aa. Hemen bunu uyarlayabilirsin bak. Tamam. O zaman 75x Evet. artı 60y Çok güzel. 90 TL. Evet. Bir bilgi daha kaçtı arada. Bak orada bir şey daha var. Bu tamam. Yakalayamadım. Eşit miktarda indirim Biz bunu yapılmıştır. hiç uygulamadık. Yani Birinci gömleğe ne kadar indirim yapılmış Melike? Şuna. %25 indirim yapıldı. Miktar olarak ne kadar? Eşit miktarda diyor. Bak eşit oran demiyor. Eşit miktarda. Ne kadar miktarda indirim yapılmış bu O gömleğe? zaman şöyle bir şey var. Bunlar birbirlerine eşit. Fiyatları mı? Evet. Hayır. İndirim miktarları eşit diyor. İndirim yüzdeleri eşit demiyor Melike. Bak bu adam Tamam. bu gömlek 100x'ti ya. 25x'e Evet. düştüğüne göre ne kadar, hangi miktarda indirim yapılmış? 25x indirim yapılmış. Evet. Öbürü 100Y'ydi. 60Y'ye düştü. Ha, Buna da 40. 40Y'ye indirim yapılmış. Tamam, 40x eşittir 25x. Ben anladım demek istediğini. Görebildin mi? Evet, göremez ama şu an size bakıyorum. Şu an işte bu iki denklem. 25x eşittir 40y. Bu iki denklem beraber oynamaya kalır bundan sonra eğer denklemlerde sıkıntı yoksa. Tamam, problem yok. Nasıl çözülür? Nasıl çözersin Melike bunları? Ya x'i bulurum ya y'yi bulurum ya da direkt ben yapayım. Onun altına attığım zaman şöyle desem böldüm 8 böldüm 5. 8 Aha, bölü şunu 5'tir. böldün. Ama neyi buldum ben? 8 bölü 5 olaraktan x'i buldum. Şimdi x gördüğüm yere ben 8 bölü 5 yazacağım. 75 vardı zaten. Şuradan 8 bölü 5. Ona böldüğüm zaman 13 yaptığını söylemiştiniz. 13 çarpı 8'den benim elimde bir saniye 24. 8, 9, 10, 104. 104y artı 60y daha topladığım zaman 164y 120 eşittir olmasın 90. Melike orada. 120 geliyor bir yerde galiba. Çok mu ben? Evet. Hayır. Ben ama şeyi buldum, x'i buldum ben.
X'in yerine 8 Y bölü 5 yazmadık mı? Tamam, onu yazdım. Tamam, ben de öyle yazdım. 75 Yazdığım çarpı zaman kaç 8 Y çıktı? bölü 5. Fazla mı Şurası. çarptım? 13 ile 8'i çarptım ben. 13 nereden geldi? Orada 13 gelmiyor ki. 75'i 5'e böldüm. 13 değil, 15 yapar. 10... İşte işlem hatası mı senin? 15 yapıyor. Tamam. Tam öyle yaptığın zaman öyle oluyor işte. 120y artı 60y Hı. 90 160. 180y Ne yapıyor? O da 1 bölü 2 çıkıyor ha, Y. y 1 bölü 2 çıktı. Y 1 bölü 2 olduğuna göre müşteriye Aynen. yapılan toplam indirim sorulmuş. Y'nin 1 bölü 2 olduğunu götürüp yerine yazalım artık. Hı. Y 1 bölü 2'yi 50 TL. yazın. Y 1 bölü 2'yi yazıyorum. 50 TL'den 30 TL'ye satmış. 20 TL bana ne? Anlayamadım. Yanlış. Yanlış yaptım herhalde. Y'nin yerine 1 bölü 2'yi yazıyorsun. Tamam, Y'ye 1 bölü yaptım. 2 yazınca X'e de ulaşalım bir. Yani şurada yazalım mesela, Y'nin yerine 1 bölü 2 yazalım. Hı. 25Y. Buradan da 20 eşittir 25Y Hocam. geldi. Evet. Yani Y'yi de buradan buldum. Hı. 20 bölü 25. Yani 4 bölü 5 geldi. 4 bölü 5. Bizden istediği şey müşteriye ne kadar indirim yapıldığıydı. Müşteriye Toplam ne yapıldı. kadar diyor? Evet. Toplam ne kadar? Tamam. 100x'ti. 10'un 4 bölü 5'i kaç yapar? 5'e böldüğün zaman... Dur. Olmadı. Yapamadım. 4 bölü 5'i. 5'e böl. 20. 20. 20 çarpı 4. 20 çarpı 4 neden? Bütün fiyatını bulacaktım. Ama Ha, direkt gerek ilk yok ki. fiyattan 20 lira evet. buna indirim yapılmış. Öbür tarafa da eşit miktarda indirim yapıldığı için ikisine de 20-20 indirmiş ya. 40. 40 lira. Aynen, direkt öyle düşünsek de olurdu, evet. Yani 21'ine yapmış. Öbürüne de aynı miktarda indirim yaptığını söylüyordu zaten. Bak şurada yazıyor. Evet. 21'ine, 20 de birine 40 lira yapar. Tamam. İnanmadığın bir yer var mıdır? Cevap vereyim. Hayır. Yok. Tamamdır. O zaman geçtim. Bu Tamam. galiba sıradaki soru. 3 gömleğe bakıyorum. 50 TL. Ha, tamam. Ne Yapmış yazmış? olabiliriz. Dur, 400 TL mi? Aynen. Valla bir şeyler yazmışım ama tam ne yazdığımı bilmiyorum. Burada cevap 48 diye hatırlıyorum ben. Yo, ben 48 falan yazmamışım o zaman, yapmamışım. Bir mağazada 3 gömleği 50 TL'ye 50 TL'ye 3 gömlek 50 TL'ye alıp 2 gömleği 50 TL'ye satıyor. Tamam. Yani bu 3 gömlekte bir tane gömlek şeyi var, karı var. Güzel. 100 tane de kaç gömlek satmış? Tamam. 100 TL'de kaç tane yapar diyorum. 100 bölü 3 desem bölemedim. Sonra 100'den tam 400'e verilmez. aynen şöyle yapsam. Ay, yapamadım ya. Burada kar oranı sorulmadığı için Melike, aldığı sattığı gömleklerin adedine bakmak gerekecek galiba. Bak yardımcı olayım. Şuradan dalayım mı soruya? Bekleyeyim az daha. Saniye. Şimdi ben 3 gömlekte 50 liraya alıyorum alış Evet. fiyatım olarak da. Ve ben 2 gömleği 50 TL'ye geri satıyorum. Hı. Yani benim 3 gömlekte bir tane gömlek karım var. Doğru. %33 kar Şöyle var hesap gibi etsem, geliyor. bir saniye şöyle hesap etsem. 3 gömleği ben 50 TL'ye alıyorsam 150-150 ona bölünmez. 2 gömleği 50 TL'ye alıyorsam şöyle yapabilirim. Şimdi 400'ü bir saniye 400'ü ben bir 3'e bölsem olabilir. 403'e bölünmez Melike. Hayır. Aa, tam 400'ü 50'ye bölerim. O zaman 16 şey çıkar. Kaç? 4, 8, 16. 8 8, çıkar. 8, 8, Bu 8. 8 de kaç gömlek satmıştır? Şimdi 8 tane gömlek. Yok ya, yapamadım hocam. Şöyle Diyecektim bakalım. ki hani Heh, 8'e kadar güzel 400 TL'ye. geldi de 8'i bağlasaydın ne olacaktı? Tamam. O zaman şöyle bağlayabilirim. 8 tane ise 3, 6 tanesini 50 liradan alsam. Hani 3 tane aldım. Bir Hı. 3 daha aldım. 8'in üstüne 3.
Bu nasıl 3? Dur. Yardımcı olayım mı ben? Kaç kanalı 400 TL kar elde ettiğine 400 TL kar etti elde ettiğine göre. Bir saniye şöyle yaparım hocam tamam vallahi son. Yok hesabını bekliyorum. 3 gömlekte 50 TL ise 2 gömlekte de 50 TL'dir. O zaman ben bunların ortak çarpanını bulurum. Ona 2 derim, ona 3 derim. 6 gömlekte 100 TL. O da 6 gömlekte. 3 ile çarptığım zaman 150 TL. Yani bu bildiğin 50 TL kar ediyor. Zaten bu 6 normal gömlekte değil. 150 lira dedin değil mi? Sen eşitledin galiba gömlekleri Evet, birbirlerine. evet. Alış Burada da fiyatı güzel. olarak da alış fiyatı Gömlek olarak da 50. 6 gömlekte 100 TL kazanıyorum. Tamam. Ama Her alt. satışta 150 TL. 50 TL orada benim karım var. Çok yakındasın bak. Çok O çift zaman soru. şöyle diyebilirim. Ben her 100 TL aldığım şeyden 50 TL kar ediyorsam 400 TL kar ettiğime göre eğer ben bu 400'ü Her 6 gömlekte 50 lira kar etti. evet. 6 gömlekte 50 lira kar ettiyse kaç gömlekte 400 lira kar eder? Evet ben de şu an onu arıyorum zaten. Doğru zaten bu hesap doğru oluyor. 6 gömlekte 50 TL 50 TL. kar varsa 400 gömlek 400 TL. 400 kar için Hı. kaç gömlek? Bölü. Kat. 48, 80, 42. Doğru mu? Aa Yok. yanlış. 8 kat 48 olması lazım. Bak bunu ben 48, şöyle 48 hesap evet. ederim Melike. 7 kere 8 san ay 6 kere 7 sandım pardon. Şuradan şuraya 8 kat var ya. 50'den 400'e 8 kat var. Evet Buradan da doğru. buraya 8 kat vardır. Doğru orantılı olduğu için x'lere 48 derim. Yaptığın şey gayet uygun. Çok güzel çıktın işin içinden. Şöyle de yapılabilir Melike. Hani çok ciddi farklı bir çözüm olmayacak ama yine de vermeden geçmeyeyim istiyorum. Şöyle de bir çözüm olabilir. Şunu dersin. Dersin ki bu adam 3 gömleği 50'ye aldı. Şimdi 2 gömleği 50'ye sattığına göre bir gömlek 25 liradır. 3 gömlek 75 liradır. Satış fiyatı. Seninkine çok benzer zaten. Bak dedim ki 2 gömlek 50 liraya satıldıysa bir gömleği 25 liradan vermiştir. Evet. 3 gömleği o Bir halde 75 25 TL liradan kazandım. vermiştir. Yani 3 gömleği 50'ye aldı, 3 gömleği 75'e sattı. 3 Evet. gömlekte 25 lira kar etti. Hı. 3 gömlek 25 lira karı var ettiriyorsa kaç gömlek 400 lira kar ettirir? Seninkine Evet. çok benzer. Başka türlü de yapılır. Demin de başka bir yoldan gittin. Çok yakındın. %50 kar olduğunu falan söylediğim bir yer vardı. Oradan da Evet. yapılabilirdi soru. İnandırıcı oldu mu? Oldu. Pekala. Geçiyorum. Evet, ondan sonra hangi soru var? Bir satıcı elindeki bir malın. Bakıyorum. Bulamadım. Bölü 5'i mi? 3 bölü 5. 3 bölü 5'i %20 karla, kalanı %25 zararla satılıyor. Kar zarar durumu nedir? Bulamadım onu ya. Neyse ben oradan okuyayım. Şuraya yazayım. Tamam, ben sana soruyu Ee, söyleyeyim. Otuzuncu soru diye görünüyor. evet. Tesadüfen ben oraya açmışım. Bir satıcı elindeki bir malın 3 bölü 5'ini %20 karla kalanı %25 zararla satıyor. Tamam. Şimdi normalde bu adam hepsini 100x'e satacak diye düşünüyorum. Ben bunu 20 ile çarptığım zaman 20 ile çarp. 60 tane x'ini kaçla satıyordu? %20 %20 karla. karla. Tamam. O zaman şöyle yaparım. 100 dersem çat çat şöyle gider. 12 çarpı 6 72 yapardı değil mi? Yanlışım yok. Aynen Aynen doğru 72 yapıyorsun. yapar. Yani 60x'i 72x'e satmış. Öyle diyorum. Ondan sonra kalanı %25 zararla satıyor. Şimdi 60x'ti. Geriye kaç kaldı? 40x'im kaldı. 40x'i de %25 zararla satıyor. Şöyle yaptığım zaman sen gidersin.
2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 2. 75'i ben 5'e böldüğüm zaman 15, değil mi? Hı. 15. Tamam. 15 çarpı 2, ondan da 30x kazanıyor. Bana ne diyor? Kar zarar durumu %2. Çok güzel Melike ya. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzel çözdün. Valla sadece söylediklerini yazdım. Sen söyledin, sen Tamam. eş zamanlı, ben de çözüme gittim. 102 para kazandı. 100 demiştin. 102 kazandı. %2 karı var. Çok güzel Melike ya. Ama güzel güzel. Tebrik ederim. Sorun yok değil mi? Geçiyorum. Hayır, yok yok. Tamam. Altındaki soru 31 oluyor herhalde. Herhalde bu. Tamam. Bir satıcı elindeki malların 2 bölü 5'ini %20 zararla satıyor. Gene aynı Aynı şeydeki. kafa, aynı soru. Onu ben Benzer. 20 çarpacağım. 20, 40. Ben 40x'imi %20 karla satıyorum. Tamam. 12 çarpı 4, 48 yapar. Yani 48x'imi 40 liradan satacağım, 48x'e satıyorum. Geri kalan malları yüzde kaç karla satmalıdır ki tüm satıştan %21,40? O tamam. Şöyle yapacağım o zaman. Normalde benim hepsi 100x dedim. Ve benden şu an diyor ki %141x olsun diyor. Onun için şu an elimde 48 var. 141'den 48'i ben çıkardığım zaman 11'den 8 çıktı. 8, 9, 10, 11, 3. O kaç? 4, 0, 13. 13'ten 4 çıktığı zaman 7. 73. Benim 73x'e ihtiyacım var. Benim elimde ne kadar kalmıştı? 40x'im vardı. 60x'ten ben %73 olmasını istiyorum. O zaman şöyle derim. İşte 60x bölü 100 işte bana 73x olacak diye düşünsem böldüm. Onu çarpı olaraktan attım. 73, 30'u 6'ya böldüm. 1, 6, 13, 2'ye katladım. 12, 6, 1, 3 indi. 12, katladım. Ya da yo, devam ettirebilirim aslında. Çok güzel gittin zaten. Gelmek üzeresin sorunun sonuna. Tamam, 12 desem, 1, 10 desem. O zaman şöyle yapsam daha mantıklıydı. Çünkü ben öyle yapamıyorum, evet. 730 dedim, değil mi? Ben şu son yazdığından sonra işlemleri takip edemedim. Şimdi bakacağız buradan sonrasına. Tamam. Ben en son dedim ki şimdi 60x, şimdi benim elimde 60 tane sayı var dedim ya, yani 60x'im var dedim, attım. Evet. Sonra işte o yanındaki x'i öyle çaktırmadan kullandım. Dedim ki 60x dedim. Elimdeki 60x sayısını öyle bir oran yapıyorum ki bu 71 yapıyor dedim. Pardon, 73 yapıyor dedim, yanlış söyledim. Şimdi Değil mi? 73 %41 kâr edecek. Burada bir hata var mı Melike? 71 dedin de şimdi 48x öbür taraftan para kazandı bu adam. Tamam, şöyle söylüyorum. Şimdi benim normalde 100x'im vardı zaten. Evet. Ben buna %41 şey yaptığım zaman 141 yapar. Hı. Tamam, ben zaten yukarıdan 48x'imi kazandım. Tamam. Ben bundan 141'den 48 çıkardığım zaman 73 kaldı. 48'i bundan bunu çıkardığımız zaman işte 141'den 48 çıkardığımız zaman öyle kalmıyor. 93 kalır burası. Bundan Tamam. sonra zaten ben bıraktım takip etmeyi. 93x kalıyor. Tamam. Tamam, o zaman şöyle yapıyorum. Gene aynı daha deminki yaptığım şeye. 93x, değil mi? Tamam. Aha. Kaldığında şöyle şöyle yapıyorum. 3 böldüm. 2'ye bölmüştüm, değil mi? Aynen, 5 çarpı 5 olaraktan attım. 3, 31 çarpı 5 oldu cevap. Ha, dur bir saniye. 31 çarpı 5, 5. Işıklandı mı yani? Evet. %55 kar vardır bu adamın. Çok güzel. Tebrik ederim. Şöyle dedin herhalde diye düşünüyorum ama tabii birçok yol yapılabilir de senin yaptığın yolu uydurmaya çalışıyorum. Hı. 60x çarpı bir şey bölü 100 eşittir 93 diyerek mi yaptın? Aynen öyle yaptım. Ha, tamam. Buradan gideri var bu sorunun. Buradan sadeleştirmeleri yaptığın zaman ben direkt buradan bulayım soruya. Eşittir %55 yapıyor. Aynen. Yeterli olur. Zaten yaptın Evet. güzel. İyi çıktın işin içinden. Geçeyim mi? Evet. Buyur.
Ha, şu klasik yaş sabun, kuru sabun hikayesi sorular. Ya direkt bu soruyu böyle sormazsan ama süsler biraz. Ben şu konuyu pekiştirmeye çalışıyorum sadece. Tamam. Yaş üzüm kuruyunca %20 azalmaktadır. Tamam. Kuruyunca şöyle diyeyim 80x oluyor. Tamam. Kilosu 2 TL olan yaş üzüm kuruduktan sonra kilosu kaç liradan satılmalıdır ki %20 kar edilmesi gerekiyor? Şimdi normalde ben bunu 200 liraya, pardon. Aynen 200 liraya satardım. 100x'im oldu 100x dediğim için. Şimdi normalde 2 ile çarpsam ben bunu 160 TL yapar. Ama diyorum ki sonra kilosu kaç liradan satılmalıdır ki %28 mi o 20 mi? %20 kâr edesin. %20 kar edilmeli. Ama şimdi ben bu %20 karı kurumuş üzüme göre mi yapacağım? Yoksa normal elimdeki üzüme göre mi Maliyet, maliyet. Yapacağın yapacağım? her şey maliyete göre. Cebinden çıkan parayı burada bilirsin sen. Kaç Tamam. lira verdiysen odur senin için referans. İstersen mal çöpe gitsin. Ben şu an benim elimdeki kuru malla 160 TL kazanıyorum. Ama benim 240 TL kazanmam lazım. Çünkü benden %20 kar istiyor. Evet. Bana ne demiş? Kilosu %20 kar edilsin. Dur ne diyor be? Kurduktan Çözdün sonra soruyu. kilosu kaç liradan satılmalıdır ki %20 kar edilmesi? Tamam. Normalde şöyle dur. 3 liradan. Çok güzel. Nasıl? O da 80x demiştim. Şimdi 240'a Çok güzel. satıyorum. Böldüğüm zaman 3. Evet doğru. Çok güzel. Maliyet 100x çarpı 2. 200x yapıyor. %20 kar etmeyi düşündüğüne göre 240x kazanmalı. 240x'i Evet. kazanabilmek için de elinde 80x üzüm var. 240'ı gidip 80'e bölersen 3 çıkar. Üç Çok güzel Melike. 3 lira. Harika. Tamam. Sorun yok değil mi? Buyur bakalım. Ha, bu da aynı Yedi. soru. Sen bilirsin, geç edebiliriz. Ben bireysel bakarım dersen kendine bakabilirsin istiyorsan çözebilirim. Bakalım hocam ya. Pekala buyur. Ha, bakalım mı? Sen Başka bilirsin. veya başka sorayım. Başka soruya geçiyorum, doğru mu? Evet. Tamam. Benzer ayarda başka tipli bir soru. Tam bir bakkal kilogramını 6 TL'den aldığı yaş sabunu kurtarak kuru sabunların kilogramını 12 TL'den satıyor. %60 yazıyor orada. Bakkal satışlarda %60 kar elde ettiğine göre 1 kilogram yaş sabun kuruyunca kaç gram olmuştur? Çüş. Bir bakkal kilogramı 6 TL'den aldığı yaş sabunu. Yaş. Tamam. Kuruduktan sonra bunların kilogramı 12 TL'den satıyor. Bakkal satıştan yüzde... Oo, tamam. Tamam. Şimdi şöyle bir şey diyebilirim. 6 TL'ye ben 100x desem. Tamam. Ya 100x sabun aldım diyorsun. Evet. Ondan sonra 12 TL'ye de %60x oluyor. Öyle olmuyor mu? Şimdi 12x dediğimiz zaman önce yaş sabunu aldık. Bu adamın kuruduktan sonra elinde ne kadar kaldığını biz bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Buradan buraya ne yazacağımı bilmiyorum zaten. Buradan buraya geçiş yapamıyorum. Ama çarpı 12 liradan sattığını biliyorum. Bu da %60 kar etsin diyor. 6 liraya alıyorsam ama tamam gene benim dediğim olmuyor mu hocam? Bir daha Şimdi söyleyiver o benim zaman. bak 100x'im benim 6 TL. Niye Ha, 6? sen şimdi burada o zaman kavramlarda kargaşa var. Sen 100x kilo mu aldın? Yoksa? Ben maliyet olaraktan düşünüyorum. Tamam. 100x'ini Tamam. 6 kilodan mı aldın? 6 liradan mı aldım diyorsun. Evet. Ha, tamam peki. Tamam anladım. 100x'ime 6 lira dedim ben. Tamam. Tamam. Dur hemen yazayım da. Çok 100x'ime ters ben gelince tamam. 6 TL demesem. Aynen biraz cortlayacağım. Ya Şöyle sıkıntı böldüğüm zaman. olmaz. Çözersin de biraz ters bir işlemden gitmiş oluyorsun. Tamam. Öyle dedim. Tamam. Ondan sonra bana diyor ki kurtarak kuru sabunların kilogramı 12 TL'den satıyor. Yani 2 katına geri satıyor. Tamam.
Bakkal satıştan %60 kar elde ettiğine göre diyor. Şimdi %60 dediğine göre bu adam 160 x'e satmış. 3 bölü 50. Benimki 160 x değil, 100 x. Orada dikkat et, para değil yalnız. Tamam, bir saniye. Böyle yaptığım zaman... Dur. 18, 3... yok yardımcı. Yardımcı olayım mı? Evet. Ben şöyle demeyi planlıyorum Melike. Şimdi ya senin dediğin şey biraz ters bir taraftan gidiyor. Şu yüzden burada sabun miktarı azalıyor ya. Ben 100x kilo yaş sabun aldığımı söyleyeceğim. 100x sabun aldığım zaman bu adamın verdiği para 6 çarpı 100x'ten maliyeti 600x yapıyor diyeceğim. Bu adamın cebinden çıkan tamam. Para bu. Oldu mu? Şimdi bu adam %60 kar etmeyi düşünüyor ya, %60 kar ediyor diyor ya. Demek ki bu adamın kazandığı para 600 çarpı 160 bölü 100'den 960 lira para kazandı. Tamam. İyi de bu adam bunu nasıl kazandı? Bir kilosunu 12 liradan satarak kazandı. 960 kesinlikle eşittir 12 çarpı kuru sabun. Demek ki kuru sabun 80x olmalı. 100x değil miydi? 80x'e düşmüş demektir. Ne kadar azaldı? 100 gramdı. 100'dü 80'e düştü. O halde 1 kilogram yaş sabun kaç gram olmuştur diyor. 1 kilogram 1000 gramdı. 1400. Ay 1000'de 100 düşecek. Bir daha. Bir şey söyleyeceğim. 100 lirada 80 lira iniyorsa, evet, yani 20 lira iniyorsa, aha, o zaman 1000 lirada 40 lira iner. 200 mi iner? %20 ise 1000'de 200'dür. Ha, 200'de dediğim zaman 40 oluyordu değil mi? %20 ise 1000'de... Ya bir sıfır attım buradan buraya, buradan da buraya atarım. 200. Evet, ben de aynısını söyledim. Bu da o yüzden 1000 gramdı 800 grama düşer demektir. Evet, tamam. İnandırıcı oldu mu? Oldu. Pekala. Geçiyorum. Arife tarif gerekmez sorusu. Bakalım. Arif bir tarifte yaş mısırı kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısır ise dur. Yaş mısır. Yaş normalde 100x. Sonra bana oluyor 80x. Tamam. Kurutulmuş mısırın ise patlatıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığını okumuştur. Tamam. Şöyle mısır. Ona da 100 yediğim. O da 90y alıyormuş. Sonra bu oranlara uygun olarak 720 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almıştır. Tamam. Mısır alacak. Kaç gram? 720. Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra elde dur. Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra İstediği miktarda daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarifteki bir hatadan kaynaklandığını, %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiştir. Buna göre Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır? Güzel soru. Evet. Güzel, hoş bir soru sormuşlar. Şimdi ben susuyorum yaş şu an. Mısır... Efendim? Susuyorum şu an sadece. Ha, çözeyim mi? Melike, yaş mısıra, yani bu vatandaşın aldığı mısıra 100x dedim. Bak, bu adamın okuduğu tarife göre uyduğunda çıkan şey. Diyor ki 100x almış. Aa, buldum.
Dur bir Ama 70 istediğim zaman 720 gram çıkmayacak mı tarife göre? Bu ama ilk tarife göre hesabını yapmış bu. İlk tamam buldum. Bir saniye. 90 bölü 100 böl geldi kere 9 63 x 720 TL. Allah'ım ne olursun doğru çık. 63 720'ye bölünür mü? Kısmen bölünür. Tam sadeleşmez ama 720 63'e bölünebilme biraz daha fazla bölünür. Ne? Yani 720'yi 63'e bölünce bir şeyler de eli yüzü düzgün çıkar da 63'ü 720'ye bölünce rasyonel sayı gelir. Ondalıklı. O zaman şöyle 70x demiştim. %10 oranında azaldığını okumuştur. Tamam o da 90. Ha tamam yapamadım geri. Ben şey düşündüm. Şimdi yanlış hata olduğunu söyledi ya bana. Normalde %20 yerine %30 olacak dedi ya. Ama Arif, o zaman dikkat et, burada Arif her şeyi bu tarife göre devam ediyor. Bu yanlış okuduğu tarif üzerinden devam edip de 720 gram amaçlıyor. Ama çıkmıyor. Hatasını orada görüyor. Tamam ben de şey desem yanlış okuduğuna göre o zaman 100x'in ben ilk önce %30'unu alırım. Sonra tamam, %10 oranında küçülttüm. 63x yaptı. 720'ye tamam. eşitleyemedim. İşte burada ama dikkat et. Bu 720 gram patlamış mısır elde etti demiyor. Elde etmek için o tarifi yapıyor diyor. Yani öyle adamın yaptığı zaman onu kazanıyor. Efendim? Öyle yaptığı zaman o zaman onu kazanıyor. O zaman ben burada denklemi okurmaya devam edeyim. Hadi bakalım devam et. 3'e bölünür. Ben bölemiyorum ya. 2, 6, 12, 4. 240 yapar. 240. 3'e böl 21 yapar. Hmm. 3'e böl kaç? 80 yapar. 3'e böl 7 yapar. 80 bölü 7 çıkar. Bana ne diyor? Tamam benim bulduğum şu an bu x. X oranı. Aa evet. 100x dememiş miydim ben bunu? 80 çarpı 7. Onu çarptığım zaman 8000 yapar. Bölü 7'dir. Bir bulamadım. Çünkü eğer bana demin anlattığın şey üzerinden gittiysen soru yanlış bir yere gitmiş olmalı. Şöyle olmalı. Melike, evet. Bak bu vatandaş 100x aldı. Tarifin yanlış olduğunu bilmiyor şu an. Ama bütün planı 100x'i aldı. %20 kuruttuğunu hesap etti. Dedi ki ben 80x burada kuru mısır elde ederim dedi. Sonra ben bunları patlatınca da 72x olur dedi. Ama %10 daha kurutuyor ya. Evet. Azaldı mı? Şuradan şöyle %10 daha azaldı. 80'in %10'u 8 yapıyor ya. 80'in %10'u tamam. 8 yapar. 72x. Çocuk bu Arif dediğimiz zottirik bunu hesap ediyor. 72x'in 720'ye eşit olmasını hesap ederek hareket ediyor. Ve evet, bunun için x'i 10 bulup adam 1000 gram yani 1 kilo yaş mısır alıyor. Ama işi uygulamaya geçtiğinde 720'den daha az patlamış mısır elde ettiğini görüyor. Çünkü adamın elinde 1000 gram var. Adam bunu almış. Ama bunu kurutunca %30 azaldığı için 1000 gramdı ya %30 azaldığına göre 700 gram olacak. Ama hocam soruda böyle bir şey demiyor ki bana. Olur mu? Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktar, bak istediği miktar burası, istediği tamam. miktardan daha az kaynak, daha az mısır elde ettiğini söylüyor. Adamın tamam. istediği, efendim? Tamam. Oldu. Adamın istediği bunu yapmak ama becerememiş. Çünkü tarif hata. Şimdi... 1000 gram kuru mısırı var ya bu adamın. Tamam. Şimdi ilk başta... Ama işte ben ki, onu nereden bulduk, nereden? Ha, bak, x'in 10 olduğunu bulduk. X'in 10 olduğunu yazdım ben burada. Çünkü 720x... Tamam da ama 720 denk gelmiyordu ki. Ben onu nasıl bulacağım orada? Ha bu zaten denk gelen değil bak. Arif'in şuraya bakar mısın? Sonra bu oranlara uygun olarak 720... Bak bu oranlara uygun olarak diyor. Yani bu birinci tarifin doğru olması durumunda 720 gram patlamış mısır elde etmeyi amaçlıyor bu çocuk.
Şurada yazıyor. Tamam. Tamam. Bu yüzden şuradaki 72x dediğimiz adam 720'ye eşit olmalı dedim. Ve x'i buradan 10 buldum. Burada problem. Tamam, yok şimdilik. X'in 10 olduğunu buldum. Bak bu olması gereken. Hani sosyal medyalarda vardı ya, gerçekte olanla olması gereken. Bu şu ana kadar yaptığımız şey olması gerekendi ama değil. Pardon. Bu gerçekte olmayan, bu Arif'in yanlış okuyup da yaptığı Evet. şey. Aşağıdaki ise gerçekte olan. Arif Tamam. 1000 gram mısır aldı ya, x'in 10 olduğunu bulduğumuz için. Şimdi %30'u 700 yapar. Onun dedik. için 700'ün de %10'u kuruyacak. Evet. O da 700 değil, 690 yapar Bir mı? daha, Hayır, bir daha. yanlış. Tamam, dur ben hemen yapayım. İki şey yapabilirsin. Ya %10'unu bulursun, 70'tir deyip %10'u çıkarırsın. değil mi? Tam 90 derim oraya. 90 bölü 100'le de 100. yaparsın. 630. 70 çarpı 630 yapar, aynen. Daha demin 63 buldum. Aa, bir sıfır koyaydım, keşke denk getirirdim. Sıfır yüzünden mi kaybetmişsin? Bana dediğin şey yüzünden kaybettiğini anladım ben. Tamam, ben zaten 63 buldum. Sıfırdan kaynaklı mı hata yaptın? Hayır Eğer hayır benim 60 dediğim bulmadım. şeyse... Şöyle ben, ya daha demin tarif ettim ya, Bu nasıl hatalıydı, söyleyeyim? o yüzden diyorum. Şöyle bir şey yaptım ben. Şu an düşünemiyorum. Ha, buldum. Bulamadım. Her neyse, aklına yattın mı Melike bu çözüm? Yattı yattı. Tamam. Ben burada 63'ü nasıl buldum hala onu düşünüyorum da. O kadar da Neyse. bilemiyorum. Geçtim. Bir sonraki. Y eşittir 4x eksi 360. Tamam, şöyle yazayım. Y eşittir 4x eksi 360. Tamam. Bir malın alış fiyatı x ile satış fiyatı y arasında bağıntısı vardır. Bu satıştan zarar edilmemesi için mal en az kaç TL'ye satılmalıdır? Dur, bir malın Alınmalıdır. x ile ne? Alınmalıdır. Bir malın alış fiyatı x ile satış fiyatı y arasında bağıntısı vardır. Bu satıştan zarar edilmemesi için mal en az kaç TL'ye satılmalıdır? Tamam. Şimdi ben bunu x ile alıyorum. Evet. Sonra ben bunu 4x eksi 360 TL'ye geri satıyorum. Doğru. Tamam. Ondan sonra bana diyor ki, bu satıştan diyor zarar edilmemesi için diyor mal diyor en az diyor kaç TL'ye satılır diyor. O zaman dur, zarar edilmemesi için. Şöyle derim. Üçe böldüğüm zaman 200, yo 120 yapar. Ah, buldum. Doğru. Şöyle bir şey dediğini anladım. Ben söylememesi söylemem yoksa kopya olur. Şimdi elimde 4x eksi 360 var ya. Aha. Şimdi ikisinin de eşit olması için bir tane eksimi çıkardım, diğerini 3'e böldüm orada. Çok güzel. Aynen öyle. Senin dediğin şeyi ben biraz matematikçe yazdım. Tamam. Kâr etmek için satış fiyatı alış fiyatından ya eşit olmalı ya da daha büyük olmalı. Şöyle eşit olması durumunu düşündüm. Zaten aynı şeye karşılık geliyor. Satış fiyatı alış fiyatından yüksek veya eşitse, büyük veya eşitse, zaten buradan istenilen şart, adamın zarar etmeme şartı sağlanmış olur. Ha, ben ne yaptım bu arada? X'i sola attım. 360'ı da sağa attım. Bir tarafı 3'e böldüm. X en az 120 lira olursa senin dediğin gibi eşit olur. Alış satış eşit olduğu için zarar etmez bu adam. Ama 120'den büyük olması durumunda da adam da ekstradan daha fazla kâr eder denilebilir. Oldu mu? Oldu oldu. En az 120 liraya öyle öyle yapmalı bu adam. Haydi şunu Tamamdır. da halledelim. Tamam. Ha, 2,5 yazıyor. Ben okuyayım boşlukları. Bir 2,5. tamam. 2,6 lira. 2,5. 2,8 liradan. Tamam. Bir satıcı metresini 2,5 TL'den aldığı bir kumaşın 1 bölü 5'ini bir kumaşın 1 bölü 5'inin metresini 2,6'dan 1 bölü 3'ün metresini 2 bölü 8'den alındı. Tamam. Tamam. Şimdi ben 100x alsam
Ben bu 100x aldım. 2,5 liradan aldım. Tamam. Bir saniye hocam ya. Bekliyorum. Önce maliyete girmelisin. Ben maliyetini geçtim mi hocam? Şeye bakıyorum ya. Buyur. Ben 100 ile 2,5 çarpınca kaç yapıyor? Ha, anladım. Çarpalım. Ben 250 hatta... yapıyor. Değil mi? 250 yapıyor. Aynen öyle. Tamam. Açıklama yapmamı ister misin? 250 aynen olur. Açıklama. Ben bilmiyorum. Ha, şöyle yapılır Melike. Bu 2,5 sayısı birkaç farklı şekilde ya yani şöyle yorumlanabilir mesela. 100 çarpı... 25 bölü 100 yapsa. 25 bölü 10. 25 bölü 10 yaparsın 2,5. 25 bölü 10'dur. Şununla şu gider. Efendim? Niye 10? Ha, 2,5 burada şey var. 2,5 sayısının bir rasyonel ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çevirirken şöyle bir şey yapılır. Sayının hepsi yazılır. Aşağıda başta aşağı bir olmak... yazıyor. Sonra virgülü kaydırmak için onun yanına sıfır koyuyoruz, değil mi? Şimdi farklı şeylerden gidiyoruz. Burada bir tane abi, basamak var ya. Gene aynı çıkıyor hocam. Normalde 2,5 ya. Onun altında gizlene bir var ya. Aha. Sonra ben bu virgülü kaydırmak istiyorum. Sağ kaydırdığım zaman 25 yapıyor. Doğru söylüyorsun. Kaydırdığım için alttakinin yanına da bir tane sıfır koyuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Sadece farklı şeyleri aynı şekilde ifade ettik. Yani özünde aynı yere gelen şeyler oluyor. Bu. 25 bölü 10 olur. O da 5 bölü 2 yapar. Dediğin doğru. Tamam. Ben devam ediyorum o zaman. Tabii tabii buyur. Şöyle. 250 TL'ye almış oluyorum. Ondan sonra diyor ki bir kumaşın da 1 bölü 5'in diyor metresini diyor 2,6 liradan satmış diyor. 20 ile çarptığım zaman 22'sini. 22'si diyor 2,6'dan satmış. 20 ile 2,6'yı çarpıyorsun değil mi? Tamam aynen 260 bölü 10. Ya da bak şu 20'nin sıfırını 2,6'daki virgülden kurtulmak için kullanabilirsin. 26 kere 2 olur. Ne? 20'nin sıfırı var ya. Şu 20'deki sıfır sayısı. Onu 2,6'daki virgülü sağa doğru kaydırmak için kullanıp 2 çarpı 26 diyebilirsin. Anlamadım hocam. Ha şöyle dedim bak. Burada sen 20 ile 2,6'yı çarpmaya çalışıyorsun ya. Evet. Ben dedim ki şu sıfırı at buradan. Bu virgülü de buradan bir sağa kaydır. Yani 2x çarpı 26 de dedim. Daha kolay. Oluyor mu öyle? Vallahi ilk defa tanıştım. Ama tamam. Neyse hadi bakalım. Sen bildiğin yolla devam et. O zaman 52 yapar orası da. Yani ben 20x'den 52x TL kazanmış olurum. Tamam. Ondan sonra ben 1 bölü 3 dur. Metresini tamam o kadardan sattı. 1 bölü 3'ünü metresini. Ne yapıyorsun sen ya? Kalanın da demiyor bana. 1 bölü 3 evet. Diyor. 100x orada ters bir sayıydı. Çünkü 3'e bölünmeyen bir sayıydı. Yapılır. Ama birazcık zahmetli olur. Nasıl hiçbir şey değişmez. Tamam ben gene de bir deneyeyim. Yardımcı olayım mı Melike? Bekleyeyim mi? Hocam evet diyor. Evet evet yardım et. Bak burada sıkıntı ne biliyor musun? 100x'in 3'e bölünmemesi burada problem. Aslında problem mi? Değil tabii ama ya ben olsam bunu öyle seçmezdim. Hem 5'e hem de 3'e bölünebilen bir sayı seçersek işimiz biraz daha kolay olur. Değiştireyim mi o şekilde? Yoksa böyle mi devam edeyim? Olur olur. Çünkü öbür türlü burada bayağı bir ters sayılar gelir. Tamam. Uğraşır dururuz. Rasyonel sayılarla payda işlemek zorunda kalırız. Tamam. O zaman 30 seçelim. 30 yoksa ufak 15x seçsek daha kolay olur Melike işimiz ya. Tamam 15 seçersem o zaman ben 3x'ini 2,5'dan 7,5 almış olur. 3x'i 2,6'dan sattık. İlk maliyetini düşündüm ben. Ha maliyet pardon. 15 çarpı 2,5 oluyor. Bu kadara mal ettik biz bu adamı demektir bu. 15 çarpı 2x bu maliyet.
Tamam. Şimdi 3'te 5'te 1'i demiş ya, 5'te 1 3x'lik kısmı yapıyor. 3 3x'lik aynen. kısmını 2.6 liradan bu kadar 7.8 yapar bu. Tamam. Sonra 3'te 1'ini 15x'in 3'te 1'i yani 5x'lik kısmını 2.8 liradan 5x çarpı 2,8 bu da 14x yapıyor. Geriye Son. kalanı da diyorum, Metesinde 3 TL'den satmıştı. Zaten geriye ne kaldı ki? 7x kaldı, 5, 15x'ti. 8, 8x'im var. Geriye kaç kalmış oluyor? 15 eksi 7. 8. 7. 7x'im de 3 TL'den 21 TL. Bana ne diyor? 15 TL kar ettiğine göre diyor. Hepsini toplarım şimdi. 21, 14, 7.8. Topla. 8, 5, 7 daha 12, 3, 4. 42 lirada ne kadar kar etmiş? 15 lira. 42,8 yapıyor Melike. 42 değil. 42,8. Ha, evet, 42. O 8 saymadım ben. Hı. 15, 9 oldu. Burası 1. 180 yapar. Çıkar. 9. Kaç sıfır? Kaçtı? 42'ydi değil mi? 3, 10, 5, 2, 25 lira. Ne yaptığını söyler misin? Ben de şuraya not alayım. Aa. Ne düşündün tam olarak? Bir saniye. Tamam. 25.9'u buldum ben. Nasıl yaptığını söyler misin? 15 lira fazladan kar ettiğine göre dedim. 15 lira Buldum. fazladan nasıl kâr ettiğine karar verdin? Orada yazıyor ya. 15 çarpı 2x maliyet yalnız. 2,5 burası. 15,9 lira kâr etmişti. Kâr. Hayır. Bu şuradaki kardan bahsediyorum ben. Normalde 42.8 TL kazandım ya. Evet. Bu. Ondan onu çıkardım ben. Bundan maliyeti mi çıkardın? Evet. Doğru yapmışsın. Problem yok. Kazançtan maliyeti çıkarınca Evet. 25 lira 900 kuruş kalıyor. 15,9 kalıyor bu. Bu senin için 25 sıkıntı mı? kalıyor. 25 kalmıyor mu hocam? 25 nereden geliyor? 42'den 15 çıktığı zaman. Annem 42'den 15 çıkarmıyorum ki. 42,8'den 15 çarpı 2,5'u çıkarıyorum. Ay. 25 mi almışsın? Peki ya ben ne yaptım hocam? Ne yaptın? Ben direkt 42,8x'ten 15,9'u çıkardım. Diyorum ya hocam 25.9 diye. Ha, anladım. Ya aslında Mal o olur da niye bilmiyorum. o da Tamam, çok evet, fark etmez. ben buraya yazdığınızı unuttum, maliyeti. Tamam. Ondan onu çıkardığınız zaman 15.9 yapar. Melike bak ben bunu nasıl yaparım biliyor musun? Bir virgül burada var, bir virgül burada var, bir virgül de burada var ya ben tamamını 10'la çarparım. Burası 428x. Şurası 15, 2,5'taki virgülü bir tık sağa attığım zaman 15 kere 25 yapar burası. Öbür O tarafta da 159 159 olur. yapar. 15 kere 25, 375 yapar. 428'den 375'i çıkarınca da 159. Aradaki fark kaç yapar? 25, 38, 53, 159 yapıyor. x3. Kumaş kaç metredir? 15'i 15 kere 3, 45. 45 yapar. Anlaştık mı Melike? Anlaştık.